Evet, Türkiye'nin çok uzun yıllardır beklediği bir ana tanık oluyoruz. İlk defa bir Türk astronot uzaya gidecek ve bizim adımıza uzaydaki deneylerini gerçekleştirecek. O nedenle bizim için çok heyecanlı bir an. Bu aynı zamanda şöyle de söyleyebiliriz. İşte Amerika ya da işte Sovyetler Birliği o ilk uzaya çıktığında o zamanki halkı da gösteriyordu. İşte biz artık uzaya çıkabiliyoruz ve bir şekilde kendilerinin daha iyi olduklarını kanıtlamaya çalışıyorlardı. Ve bu yarış o zamandan beri başladı ve ondan sonra birçok ülke uzaya kendi insanlarını gönderdiler. Artık sıra bizdeymiş. Artık daha da geç kalmadan kendi insanımız da artık uzaya gitsin. Alper Gezer Avcı Uluslararası Uzay İstasyonu'na gidecek ve burada 14 gün boyunca deneyler yapacak. Aslında bu deneyler Türkiye'deki üniversitelerde biz kendi hocalarımızın hazırladıkları deneyler ve bu deneyleri orada her gün birer tanesini gerçekleştirecek. Ve böylelikle bu kendi üniversitelerimizden çıkan makalelerde dünya uzayda kendi üniversitelerimizden çıkan bu hocalarımızın yazdığı makalelerde dünya çapında bir etki yakalayacağını düşünüyorum. Aslında fırlatmalar iki çeşitte değerlendirebiliriz. Bir insanlı fırlatmalar, bir de insansız fırlatmalar. İnsansız fırlatmaları açıkçası her türlü yapan birçok ülke var şu anda. Sonuçta insan canı olmadığı için rahatlıkla bir uyduyu ya da herhangi bir şeyi uzaya gönderiyorsun, testini yapıyorsun, çalışırsa çalışır, çalışmazsa problem değil diyorsun, yeniden yaparız diyorsun. Ama işte insanlı olunca işler çok daha zorlu oluyor. Dolayısıyla bunu sadece yapan birkaç tane ülke var dünyada. O nedenle işte Amerika var, işte Çin var, Rusya var, işte Japonya, Avrupa vesaire. Yani birkaç tane ülkeden bahsediyorum. Ve o nedenle onlardan bir tanesi kullanılmak zorundaydı. Ve Axiom Space bir özel bir şirket. Bu şirketin amacı gelecekte uzay turizmine ortaya çıkartmak ve canlandırmak. Axiom Space şirketi de burada kendisine gelen artık ülke olabilir ya da herhangi bir kişi ya da kurum olabilir. Bunları kendisine en uygun şekilde ya da en ucuz şekilde uzaya gönderecek bir roket bulmaktı. Ve şu an itibariyle en ucuz ve en iyi roketle SpaceX'in Falcon 9 roketi. O nedenle bu kullanıldı. Aslında seçim süreci uzun süre aldı. 2022'nin ortalarında ilk Türk astronotun uzaya gönderileceği ve bu cesareti elde eden Türk vatandaşlarının da buna başvurmaları gerektiğini söylemişlerdi. Ve belli kriterler yayınladılar ve bu kriterlere uygun insanlar yaklaşık 30 bin kişi başvurmuş. Ve bunlardan da 30 kişi kısa listeye alındı ve bunların içerisinden iki kişi de geçen sene Mayıs ayı civarlarında ortaya çıkarıldı. Ondan sonra o günden beri de bu astronot adaylarımız hem Amerika'da hem Türkiye'de hem Japonya'da hem de Avrupa'da eğitimler görüyorlar ve bu eğitimler sonucunda da uzayda yapacakları deneyleri devam ettirecekler. Yani, Tuba Cihangir Atasever yedek olarak bekliyor. Eğer Alper Gezer Avcı'ya herhangi bir şey olursa ya da uzaya gitmesine herhangi bir engel ortaya çıkarsa hemen o devreye girecek. Şu anda bu şekilde yedek olarak gözüküyor. Ama Tuba bir sonraki zamanda da yörünge altı başka bir uzay uçuşu gerçekleştirecek. Evet, bu Türkiye için çok tarihi bir adım. Bundan sonra Türkiye'de gençlerin daha çok uzaya yönelmesinin kapısının daha da artacağını düşünüyorum. Merhaba arkadaşlar, ben Halil Nebiler. Ulusal YouTube kanalına göz attığınız için peşin peşin teşekkür ederim. Eğer daha fazla video, program özeti, ne bileyim canlı yayın falan izlemek isterseniz sağ taraftaki abone ol butonuna tıklayabilirsiniz. Butonlar da aşağıda mı yukarıda mı, aşağıda galiba değil mi? Oraya tıklayabilirsiniz. Son dakika haberleri için ulusal uygulamasını indirmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için teşekkür ederim.